kalmayıp öğretmenlerin özel hayatına sirayet edecek kadar ileri gitmiştir. Öğretmenlerimizin çalışma huzurunu ve iş barışını olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin itibarını da zedeleyici bir nitelik arz etmektedir. Bu tarz uygulamaların devamı halinde ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçlardan eğitimciler olarak meslektaşlarımız adına tedirginliğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tüm bunların yanında kurumda gerçekleştirilen iş ve işlemlerde devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının da incelenmesi ve soruşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Açıkça ifade etmek isteriz ki özellikle de özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim gördüğü bir kurumda bu tür iddiaların varlığı bile çocuklarımız, eğitim camiamız ve güzel Bolu'muz adına başlı başına bir fecaat arz etmektedir. Bu türlü iddiaların varlığı senelerdir ısrarla dile getirdiğimiz kamu yönetiminde liyakat unsurunun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu olumsuz tablo göz önüne alındığında yetkililerden beklentimiz bir an önce gerekli işlemin tesis edilerek ilgili okul müdürünün inceleme ve soruşturmanın selameti açısından tedbiren müdürlük görevinden el çektirilmesi, iddialarla ilgili sorumluluğu söz konusu değilse aklanması, iddiaların sübut bulması halinde idarecilik görevinin olması gerektiği gibi sonlandırılmasıdır. Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi olarak söz konusu iddiaları içeren resmi başvurumuzu an itibariyle valiliğimize iletmiş bulunmaktayız. Hak, haklıya teslim edilene kadar sürecin takipçisi olacağız. İnanıyoruz ki Bolu Valiliğimiz bir an önce mağlup şahıs ile ilgili resmi işlem tesis ederek gerekli önlemleri ivedilikle alacak, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza gerekli olan huzurlu eğitim, öğretim ortamını geri verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.